Suruç'ta ölümsüzleşen 33 düş yolcusundan Vatan Budağ'ın babası. İnsan ol, öncelikle insan olması, vatanın Kürdistan'da Rojava'daki bu savaşa kayıtsız kalması imkansız gibiydi. Bana gelip böyle bir isteğinin olduğunu söylediğinde biz de sevindik. Yani orada yıkılan bir kentin onurulması için gitmesi gerektiğine inanmıştı. Biz de yolcu ettik. Vatan Kobani'ye de Roboski'ye de gitmişti. Soma'ya da gitmişti. Bu katliamlara bayağı bir duyarlı yoldaşımızdı. Ama bir şeyi vardı çok enteresan. Bu gittiği yerlerde bize hiç haber vermezdi. Çünkü şeyi sevmezdi. Yani bazı insanlar vardır, gittiğinde paylaşır, ben buradayım. Vatanın öyle bir şeyi yoktu. Gezi olaylarında çarşıyla beraberdi. Yani Kobani'ye git, bir tek Kobani'ye gideceğini öğrenmiştik. O da şöyle, o SGDF'nin organize ettiği bir beraber savunduk, beraber inşa edeceğiz kampanyasına. Onu arkadaşları aracılığıyla öğrenmişti. Gelip bana söylediğinde 1,5 ay evvel senin kararın dedik. Böylece gitti. Şu da var, vatanın çocuklara karşı çok büyük bir hassasiyeti vardı. İşten geldiğinde sokakta çocukları, yani bizim ev, oturduğumuz evin bir ara sokağı vardı. Oraya araç girmediği için çocuklar hep orada oynar. Üstünde ne kadar para varsa harçlığı çocuklara bir şeyler alır, verirdi. İşte Kobani'de de bu katliamlara dediğimiz gibi önce insandı. Duyarsız kalma gibi bir şey olamazdı. Böyle 7 Haziran 1 Kasım arasında olanları söylesem insan yüzüne diye çıkamazlar diyenler katliamın baş sorumlularıdır. Bizler aileler olarak bunların peşindeyiz. Bunlar yargılanana kadar da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bir kişi de kalsak biz vazgeçmeyeceğiz ki şuna da inanıyoruz. Biz hayatımızı kaybetsek bile bizden sonra bu mücadeleyi sürdürecek yoldaşlarımızın olmuş olması bizi de daha dirençli ve ayakta tutuyor. Annem 53 yaşında, Anadolu hümanizmini benimseyen bir kadındı. İlerici demokrattı diyebilirim. Aslında onun için hükümet kadın benzetmesi çok fazla yapmak isterdim. Çünkü onu beraber izlemiştik, o filmi. Oradaki kadını kendine çok benzetirdi. Ben de ona benzetirdim açıkçası. Yapamayacağı bir iş yoktu. Bunu nasıl yaparızı hep düşünürdü. Yani yapamıyoruz cümlesi onun için bir anlam ifade etmiyordu. Nasıl yaparız, nasıl yapabilinir bu? Bunu ifade ediyordu. Tabii adı aslında, yani öldüğü adı Nazigül Boyraz olarak geçti kayıtlarda. Ama hep Bahar'ı kullanmayı tercih etti. Çünkü Nazigül onun ölen kardeşinin ismiydi ve o kimlik ona verilmişti. Kimliği bile yoktu açıkçası. Onun adı Bahar'dı. Ona o yüzden hep böyle öteki Bahar diye hitap etmek isterim. Hatta onun için bir kitap çalışmam var. Kitabımda da ondan çok daha detaylı bahsedelim. Yardımsever, bir komşunun bir şeyi olduğunda en başta o koşar, o gider. Ve bu yaşamı örgütlemeyi seven bir kadındı aslında. Yani aslında kadına biçilmiş bütün her şeyi reddeden bir kadındı. Yani onu anlatmaya o kadar çok cümleler yetersiz kalıyor ki, yani bazen anlatamıyorum bile.
sadece güzel bir gülümseme geliyor suratıma. Ve gitmesine çok üzülüyorum bu hayattan. Yani onu tanıyamayan bir sürü insan olacak ama onun adını taşıyan da bir sürü çocuk olacak. Ona inanıyorum. Savaşın olduğu alana torunun kıyafetlerini, oyuncaklarını, bir sürü şeylerini hazırlayıp oradaki çocuklara bir umut olmak. Yani oradaki torbasındaki o umudu paylaşabilmekti. O yüzden niye gitti, neden gittiği çok sorgulamamak gerekiyor. Onun oraya gitmesi gerekiyordu ve gitti. 9 yıl boyunca biz aileler, yani Suriye aileleri, onlar da benim artık bir ailem. Çünkü onların evlatlarının kanı benim annemin kanıyla özdeşleşti ve bir araya. Yani bizi birbirimizden asla bu anlamda ayıramazlar. Çünkü biz bir aileyiz. Yani çok geniş ve şey olmayacak, birbirinden kopmayacak. Gerçekten bağlantımızın çok iyi olduğu bir aileyiz. 9 yıldır bir mücadele yürütüyoruz, evet. İşte davalarımızı gelinmesin diye cezaevi koşullarında, cezaevi adliyesinin cezaevinin adliyesinin içerisinde bir adliyede görülüyor dava. Ve her zaman gitme imkanımız olamayabiliyor ama biz bir şekilde aileler olarak oraya gidip 9 yıldır adaleti aramaya, oradaki katile katil demeye, biz buradayız, adaleti sağlayın demeye devam ediyoruz. Tabii ki o koşulların zorluğu bizi zorluyor. Onun dışında birçok ailemiz, yani aile bireylerimizde bundan kaynaklı çok fazla bedeller ödüyoruz. Yani işte sağlık bedelleri, duygusal travma bedelleri ya da işte insanlar işlerinden oluyor, okullarından oluyor, çocuklarından oluyor, ailelerinden oluyor ve gerçek anlamında bunu biz bütün şeyimizde hissedebiliyoruz ama asla ve asla bu davanın adalet arama kısmından vazgeçmiyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyor aileler. Suruç için adalet, gerçekten herkes için adalet. Çünkü Suruç'un bakıldığı zaman, Suruç katliamına bakıldığı zaman oradaki aydınlanma bütün katliamların aydınlanması olacak. Yani oradaki Suruç katliam aydınlatılması, işte bu Ahmet'teki katliama aydınlatma olacak, Ankara gar katliamına aydınlatma olacak. İşte şeydeki Gaziantep'teki düğün katliamını aydınlatma olacak. Yani 2015 Suruç davasından sonra katliamların ana tarihi olacak. Yani o yüzden biz bunu çok inanıyoruz ve bu katliamların aydınlatılması için bütün koşullarımızı zorlayıp hani biz aile olarak adalet için ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz.